Efendim, sizler dostluğu, kardeşliği, birlik ve beraberliği, en güzeli yaşam boyu sevgiyi rehber edinen canlar. Çok kıymetli hemşehrilerim. Mübarek Ramazan ayını da geride bıraktık. Cenab-ı Hak tuttuğunuz oruçlarınızı, yaptığınız tüm ibadet ve dualarınızı kabul eder inşallah. Millet ve ümmet olarak hep birlikte idrak edeceğimiz mübarek Ramazan bayramınızı da huzur ve mutluluk içerisinde geçirmenizi nasip eder. Değerli kardeşlerim, bir yılı aşkın bir süredir sadece memleketimiz ve ülkemizde değil, tüm dünya ciddi bir salgınla savaşmaktadır. Hastalarımıza şifa, ölenlerimize rahmet diliyor. Devletimizin ve yerelde hizmet birimlerimizin çalışmaları takdire şayandır. Bu vesileyle de tüm sağlık çalışanlarımızın ve sahada hizmet eden tüm emek sahiplerinin de bayramını tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim, bayram sonrası sıla özlemiyle memleketinize geleceksiniz inşallah. Şimdiden hayırlı yolculuklar diliyorum. Ama lütfen dikkatli olun. Bu arada mahalle ve mezralarımızda ikamet eden büyük, küçük tüm kardeşlerime ve benim yol arkadaşlarım, muhtarlarımıza bir durumu arz etmeden geçemeyeceğim. Bildiğiniz gibi her Ramazan 100 mahalle 78 mezrası olan hizmet alanımızı bizzat eşimle birlikte ziyaret edip hemşehrilerimle hasret gideriyordum. Ve o dualarınızla o kadar güç buluyoruz ki Cenab-ı Hak hiçbir durumda bizi darda bırakmıyor çok şükür. Bu yılda aynı programı uygulamaya koyduk. Yarıdan fazla mahalle ve mezramıza bizatihi ben gidip tüm hanelerimizde büyüklerimizle halleştim. Ve dualarına mazhar oldum. Ellerinden öpüyorum hepsini. Çok üzüldüğüm bir durum var ki pandemiden dolayı tam kapanma genelgesiyle yarıda bırakmak durumunda kaldık ziyaretlerimizi. Ramazan'da ulaşamadığımız hanelerden, oradaki büyüklerimizden, annelerimden, babalarımdan, dedelerimden, tüm canlarımdan özür diliyorum. Bana ne olur haklarını helal etsinler. Bayramdan sonra mutlaka hanelerinize ve o yüce gönüllerinize misafir olacağım. Değerli hemşehrilerim, İspir yarınlara büyük ve iyi niyetli atılan adımlarla yürümektedir inşallah. Bizler belediye olarak bu bilinçle gayret etmekteyiz. Göreve geldiğimiz günden bugüne 2 yıllık bir süreci yüzümüzün akıyla ve kıymetli çalışmalarımızla geride bıraktık çok şükür. Konuşulacak çok şey var. Ama burada yaptığımız çalışmaları anlatarak vaktinizi almak istemiyorum. Bir konuya açıklık getirmek ve bilgilendirmekte fayda gördüğüm için anlatacağım bu meselenin altını çizmek istiyorum. Sizler de biliyorsunuz ki ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarımızda doğal gaz ve altyapı çalışmalarından dolayı sıkıntılı bir durum mevcut. İnşallah çalışmalar bu yıl sonu itibariyle tamamlanacaktır diye düşünüyorum. Ve hemen akabinde belediye olarak tüm cadde ve sokaklarımızda asfaltlama, bordür ve kilit parke taşı çalışmalarımız başlayacaktır. Takdir edersiniz ki doğalgaz ve altyapı tamamlanmadan herhangi bir çalışma sonuç odaklı olmaz. Efendim, sözlerime son verirken canı gönülden bilmenizi isterim ki İster uzakta olun, ister yakında. Nerede varsanız sizler kıymetlimizsiniz. Mübarek Ramazan bayramınızı canı gönülden tekrar tebrik ediyorum. Son olarak özümün sözü şu olsun değerli kardeşlerim. Pandemide hayatını kaybeden canlarımızı, cümle şehitlerimizi, vatan için toprağa tohum olarak düşürdüğümüz evlatlarımızı,
daha birkaç gün içerisinde oradaki ateş hepimizin yüreğine oturdu. Filistin'de haklı davalarının şehadet erlerini bir kez daha rahmetle, şükranla ve minnet duyguları içerisinde anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Ve sizler adına buradan bir noktayı haykırma hakkı görüyorum kendimde. Terörle eş olan, terörle kıyamete kadar anılacak olan ve en önemlisi terörist olan, terör devleti olan İsrail'i şiddetle kınıyorum. Yüce Allah gazabını üzerlerinden eksiltmesin. Kahretsin inşallah. Ve milletimizi, ümmetimizi Cenab-ı Hak merhametiyle muhafaza etsin, merhamet etsin, sahiplensin Rabbim. Baht olsun, baht olsun şu acı, şu sıkıntılı, şu sancılı günlerde bayramımız bayram olsun. Allah emanet olun. Kalın sağlıcakla.